House of the Dragon dizisinin ikinci sezonu sona erdi ve şimdiden üçüncü sezonla ilgili heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak ikinci sezonun çekimleri sırasında bazı sahnelerin kesildiği veya değiştirildiği ortaya çıktı. Bu videoda dizinin ikinci sezonunda yer alması planlanan ancak sonradan vazgeçilen bazı önemli sahneleri ve değişiklikleri ele alacağız. İlk olarak kitap okurlarının yakından tanıdığı bir karakter olan Maelor Targaryen'in dizide yer almayacağını öğrendik. Aegon'un gayrimeşru oğlu olan Maelor kitaplarda önemli bir rol oynuyor. Dizinin ilk sezonun Aegon ve Helaena'nın çocukları Jaharis ve Jahaira'yı görmüştük. İkinci sezonda ise Maelor'un da diziye dahil edilmesi ve kan ve peynir olaylarında yer alması planlanıyordu. Ancak dizinin yaratıcı ekibi hikayeyi basitleştirmek adına Maelor karakterini tamamen çıkarmaya karar verdi. İkinci olarak ilk bölümde Jace'in kış yarına yaptığı ziyaretin çok kısa kesildiğini görüyoruz. Kitaplarda Jace kış yarında daha uzun süre kalıyor ve hem mekanla hem de Stark ailesiyle daha derin bir bağ kuruyor. Dizide ise bu ziyaret oldukça yüzeysel geçiştiriliyor ve Jace'in sadece Kreegan Stark ile kısa bir görüşmesi gösteriliyor. Hatta Jace'in kış yarından geçtiği sadece bir diyalogla geçiştiriliyor ve mekanı hiç göremiyoruz. Dizinin ikinci sezonu kış yarı ile başlıyor ve Stark hanesinden karakterleri görüyoruz. Ancak Jace'in kış yarında geçirdiği zamanın çok kısa tutulduğu dikkat çekiyor. Hatta bazı söylentilere göre Jace'in kış yarında geçen daha uzun sahnelerinin çekildiği ancak daha sonra hikayeyi hızlandırmak amacıyla çıkarıldığı iddia ediliyor. Bu durum dizinin neden kış yarında daha fazla zaman geçirmediği sorusunu akıllara getiriyor. Özellikle de sezonun ilerleyen bölümlerinde önemli rol oynayan Luke'un ölümünün sonuçlarına daha fazla odaklanılması beklenirken kış yarının bu kadar hızlı geçiştirilmesi bazı izleyiciler tarafından eleştirildi. İlk bölümde yaşanan ve kitaplarda önemli bir yere sahip olan kan ve peynir olayının dizide nasıl işleneceği merak konusuydu. Dizinin yaratıcı ekibi bu sahneyi çekerken farklı seçenekleri değerlendirdi ve sonunda kitaplardan farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdi. Kitaplarda Helaena'nın hangi çocuğunun öldürüleceği konusunda bir seçim yapması gerekirken dizide bu detaya yer verilmedi. Ayrıca sahnenin şiddet içeriği de yumuşatılarak çocuğun ölümü doğrudan gösterilmedi. Bu durum bazı izleyiciler tarafından olayların etkisini azalttığı gerekçesiyle eleştirildi. Tartışmalara yol açan bir diğer konu ise Alicent'in cinsel içerikli kesilen sahneleri oldu. Aktris Olivia Cook verdiği bir röportajda çektiği ancak dizinin final versiyonunda yer almayan bu sahnelerden bahsetti. Cook, bu sahnelerin Alicent'in karakter gelişimini daha iyi anlamamızı sağlayabileceğini savundu. Ancak dizinin yaratıcı ekibi bu sahnelerin hikayeye çok fazla bir şey katmadığına karar vererek yayınlamaktan vazgeçti. Bu durum bazı hayranlar tarafından sansür olarak değerlendirilse de dizinin genel atmosferine uygun olmadığı gerekçesiyle savunanlarda oldu. 4. bölümde Rhaenys Targaryen'in ejderhası Meleys ile birlikte düşüşünden sonra Rhaenyra'nın cesedine dair bir sahne çekildiği ancak sonradan çıkarıldığı ortaya çıktı. Bu sahnede Rhaenyra'nın cesedinin ne kadar korkunç bir halde olduğu ve yanık izlerinin ne kadar derin olduğu gösteriliyordu. Kitaplarda da Rhaenyra'nın cesedinin tanınmaz halde olduğu belirtiliyor. Ancak dizinin yaratıcı ekibi bu sahnenin çok rahatsız edici olacağını düşünerek yayınlamaktan vazgeçti. Bu sahnenin eklenmesi Rhaenys'in düşmanlarına karşı duyduğu öfkenin ve intikam arzusunun daha iyi anlaşılmasını sağlayabilirdi. Ayrıca ejderha savaşlarının ölümcül sonuçlarını ve yıkıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serebilirdi. Son bölümde Rhaenyra'nın kral şehrine dönüş sahnesinin farklı bir versiyonunun çekildiği ancak sonradan değiştirildiği ortaya çıktı. Bu sahnede Rhaenyra'nın yanında Kreegan Stark da bulunuyordu ve Stark ordusuyla birlikte şehre giriş yapıyordu. Kitaplarda da Kreegan Stark Rhaenyra'nın yanında kral şehrine gidiyor ve bu olay siyasi dengeleri değiştiriyor. Bu sahnenin eklenmesi Stark hanesinin gücünü ve Rhaenyra'ya olan desteğini daha net bir şekilde gösterirdi. Ayrıca ilerleyen bölümlerde yaşanacak olaylar için önemli ipuçları verebilirdi. Son bölümde ikizlerin üzerinden geçerken Kreegan Stark'ın da köprüde olması planlanıyordu. Hatta bu sahne için çekimler yapılmış ve Kreegan Stark rolü önündeki aktör kostümüyle birlikte görülmüştü. Ancak sonradan bu sahnede çıkarıldı. Bu sahnenin eklenmesi Kreegan Stark'ın karakterine dair daha fazla ipucu verebilir ve izleyicinin onunla daha fazla bağ kurmasını sağlayabilirdi. Ayrıca Stark hanesinin gücünü ve etkisini bir kez daha vurgulayabilirdi. Daemon'un mistik taşlar aracılığıyla gördüğü vizyonlar dizinin en ilgi çekici unsurlarından biri haline geldi. Özellikle de final bölümünde Daemon'un kimi gördüğü sorusu merak uyandırdı. Bazı hayran teorilerine göre Daemon gelecek önemli bir rol oynayacak olan Daenerys Targaryen'ı görmüştü. Hatta Daemon'un vizyonunda Daenerys'i canlandırması için bir dublörün kullanıldığı ve çekimlerin yapıldığı iddia edildi. Ancak bu sahneler bütçe kısıtlamaları veya hikayenin akışına uygun bulunmadığı gerekçesiyle son anda çıkarılmış olabilir. Daenerys'in görünmesi hayranlar için büyük bir sürpriz olur ve diziye olan ilgiyi daha da artırırdı. Ancak dizinin yaratıcı ekibi bu sahnenin dikkat dağıtıcı olabileceğini düşünerek yayınlamaktan vazgeçti.
vazgeçmiş olabilir. Kan ve peynir olayının ardından yaşanması beklenen Nagoya Savaşı dizinin en çok beklenen sahnelerinden biriydi. Hatta ikinci sezon çekimlerine başlamadan önce dizinin yaratıcı ekibi bu savaşı büyük bir ihtişamla ekrana yansıtmayı planlıyordu. İkinci sezon çekimleri başlamadan önce dizinin yaratıcı ekibinin 10 bölümlük bir sezon planladığı ve Nagoya Savaşı'nda görkemli bir şekilde ekrana taşımayı hedeflediği biliniyordu. Ancak HBO yöneticilerinin son anda yaptığı müdahale ile bölüm sayısı 8'e düşürülünce Nagoya Savaşı da bu durumdan nasibini aldı. Dizinin yapım süreci düşünüldüğünde bu kararın ne kadar ani ve plansız olduğu daha iyi anlaşılıyor. Bir sezonun çekim planlaması aylar öncesinden başlıyor, senaryolar yazılıyor, mekanlar belirleniyor ve bütçeler oluşturuluyor. Çekimlere sadece haftalar kala bölüm sayısının azaltılması tüm planlamayı alt üst eden bir durum. Üstelik bu süreç yazar ve oyuncuların greve gittiği bir döneme denk gelmesi nedeniyle daha da zorlaştı. Bütün bu faktörler ikinci sezon finalinin beklenenden daha düşük tempolu ve eksik hissettirmesine neden oldu. Nagoya Savaşı gibi önemli bir olayın basit bir diyalogla geçiştirilmesi hayranları hayal kırıklığına uğrattı. Umarız ki HBO gelecek sezonlarda yaratıcı ekibe daha fazla özgürlük tanır ve House of the Dragon gibi büyük bütçeli yapımların hakkını verecek planlamalar yapar. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Kesilen sahneler arasında en çok hangisini görmek isterdiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın.